kullanacağımız yere uygun olarak zincirimizi çekmeye başlıyoruz sizler ne örecekseniz ona göre zincirimizi çekebilirsiniz bir tane düğümü attım ve ben modelimi yerleştirmeye yetecek kadar zincirlerimi çekiyorum yeteri kadar zincirimi çektim şimdi modelimizi kurmaya başlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi geri saydım. 6.ye şöyle çekildim. Tığımın başını bir defa doladım. 6.canın içerisine giriyorum ve 3 defa da örüyorum. 1 2 3. 3 defa da ördüm. 1 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 tane V yapıyorum. Burada da yine 3 defa da örüyorum. 1 2 3 İlk V'mizi bu şekilde çalıştık. Şimdi ikinci V'me geçiyorum. İkinci V'm için bir defa doluyorum. Zincir çekmiyorum. 1 2 3. zincir içerisine geliyorum. 1 2 3. Bir tane zincir çekiyorum. V'lerimizin kendi içerisinde zincir var. Bir zincir. Birbirine geçişlerde zincir yok. Aynı yere batıyorum. 1 2 iki, 3. ikinci V'mi de bu şekilde kurdum. Üçüncü V'm için devam ediyorum. Bir defa başını doladım. 1 2 3. batıyorum. 1 2 3. 3. V'mi yapacağım için bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3. Tekrar 1 2 3'e batıyorum. 3 defa da çekiyorum bir zincir çekiyorum doluyorum aynı yere giriyorum bu şekilde V'lerimizi örerek ilerliyoruz V'lerimizi bu şekilde ördüm her V'mizin içerisine bir tane zincir aradaki geçişlerde ise yani bir V'den diğer V'ye zincir yok sadece kendi içlerinde birer tane zincirimiz olacak en sonu bir tane trabzanla bitirelim 1 2 3. batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Yine bunu da 3 defada alıyorum. Birinci sırayı başlangıçta zincir, bitişte şu şekilde trabzanla bitiriyoruz ve üst sıraya geçiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve çekmiş olduğum zincir hemen V'mle trabzanın arasına gelerek sık iğnemle batıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum çekmiş olduğum zinciri 2 V'nin arasındaki bölüme gelerek batıyorum. Bakınız bir zincir çektim. Şu içeriye hiç girmiyorum. V'lerin arasına gelip battım. Bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane daha sık iğnem ördüm. Burada bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ördük. Şimdi V'min üzerindeyim. Bir tane zincir çekiyorum. Direkt 2 V arasına gelerek sık iğnemle batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğnemi buraya yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip V'min üzerinden araya giriyorum. V'me hiç batmıyorum. Bir zincir çekip bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Araya geçiyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum atıyorum. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir örüyorum. Sona geldim. Bir zincirimi çektim. Yine en kenardayım. Bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi örüyorum ve buradan ipimi değiştirerek ikinci rengime geçiyorum. Beyaz rengimi alıyorum. geçiyorum arasından 1 2 3 tane zincirimi çekip mavimi de beyazıma da şu şekilde çekerek sıkıştırıyorum. 3 tane zincir ve çeviriyorum modelimin diğer tarafını. Burada şuradaki görmüş olduğumuz V'lerin içerisine yeni V'ler hazırlıyoruz. Bir defa doluyorum bakın bu kez V'lerimizin içerisine V yapacağız. Şu modelimizde de görmenizi istiyorum bakınız. Beyazımızla bir önceki V'nin içerisine batıyorum. Her bir V'nin içerisine yeni V'ler kuruyorum ve bu şekilde modelimiz birbiri ardınca devam edecek. 3 zincirime bir tane doluyorum. V'nin içerisine giriyorum. Tam içine giriyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. 1 bir, 2 defa da çekiyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 çekmiyorum. Bir defa doluyorum iki defa da çekiyorum. Araya zincir çekmiyorum. Geçiyorum. Şöyle biraz rahat alarak 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Tekrar giriyorum. 1 ve 2. Buradaki püf noktası şuradaki zincirimizi biraz daha uzun çekiyoruz ve eller arası zincir çekmiyorum. Batıyorum. Bir zincir tekrar giriyorum. Tekrar trabzan. Bir zincir. Son V'mi kuruyorum. Bir zincirimi çektim. Aynı yere girdim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve üç defa daha çekiyorum. Bakın ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Yani ikinci rengimizin birinci sırasını. Şimdi üzerine yine şuradaki yapmış olduğumuz gibi bir zincir, bir sık iğne, bir zincir kısmını örmeye başlayacağız burada da. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum, çeviriyorum. Hemen trabzanla zincir arasına girerek buraya batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Direkt 2 V'nin arasına giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi batıyorum. Bir zincir çekip V'nin üzerinden atlayarak araya giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Tekrar bir zincir, araya giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi örüyorum. Sona kadar geldim. En son V'nin üzerinden bir zincirle atlıyorum. Kenara giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğnemi örüyorum. Beyazımla da ikinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi tekrar mavi rengimize geçebiliriz. Alıyorum mavi rengimi, ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine aynı mavide kurduğumuz gibi yine aynı yerlere yeni trabzan yuvaları örüyoruz. Bir zincir batıyorum. Araya zincir çekmiyorum. Ve işlemlerimiz bu şekilde birbirinin tekrarı. Bir sırada trabzan, bir sırada sık iğnelerimizi örerek devam ettiriyoruz. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Evet şöyle bitmiş modelimi de tekrar görmenizi istiyorum. Bakınız her iki rengimizi de direkt V'lerin içerisine V yapıyoruz. Bir üst sırada aynı renkten birer zincir, birer sık iğne, birer zincir ve şöyle açık ağzı açık ve ellerimizle bir zincirle geçişi yapıyoruz ve modelimizi dilediğimiz her yerde kullanıyoruz. Evet bir çalışmamızla bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizler de bu güzel modelimizi çalışırsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.